Dargın ayrılmayalım diye koştum sana ben. Dargın ayrılmayalım diye koştum sana ben. Gözlerim vagonları dolaştı üzgün üzgün. Bre dolaştı üzgün üzgün. Ne oldu bre? Hayır, tren kalkıyor ya orada. He, onun şeyini verdim. Yayına ne zaman girecek? Bilmiyorum. Girelik herhalde. Hazır olunca seslenirler. Ama izliyor. 3, 5. Bre yayına girecek. İzleyen var. Girecek mi? Bre niye söylemiyorsun bre? Efendim iyi akşamlar diliyoruz. Doğuş TV'den bir güzel bir akşamda sizlerle birlikteyiz. Ve bu Doğuş TV'de bizim ilk programımız. Hoş bulduk efendim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Mesut Bey. Siz nasılsınız? Hoş, sağ olun efendim. Sen nasılsınız inşallah? Vallahi özledik sizi ya. Vallahi biz de sizi özledik. Ha, ne zaman da bırak. Allah'tan şu programlar yoksa yüzünü görmeyecek ha. Vallahi geçen görüştük ya köprüde. He. Sen dedin ya gel diye. Geldim. Geldin. Onun için geldin zaten. Hoş geldin. Sefa geldin. Hoş bulduk ciğerim. Evet Doğuş TV'deyiz sevgili izleyenler. Yorumlarınızı bekliyoruz ve programımızı paylaşırsanız da daha çok kitleye ulaşırız diyoruz. Paylaşırlar hiç merak etme. Evet tekrardan merhabalar diyorum ve Esenlik Pet Market ana sponsorluğundaki programımız şu andan itibaren başladı. Ve isterseniz hemen sponsorlarımızı ve bize destek olan sponsorlarımızı bir tanıyalım şöyle güzelcene. Evet Esenlik Pet Market ve Pet Shop. Biliyorsunuz Ahmet Yiğitbaşı sahibi, kedi ve köpek satışı yok. Her türlü hayvanların yemini bulabileceğiniz bir yer. Nerede? Esentepe'de birinci şubeleri hemen yokuş çıkar çıkmaz sağ kolunuzda. Diğer şubeleri ikinci yolu üzerinde. O da ikinciye doğru giderken sağ kolunuzda Esenlik Pet Market. Şu anda görsellerini izliyorsunuz sevgili izleyenler. Programımızın ana sponsoru sağ olsunlar bize hiçbir zaman desteğini esirgemiyorlar. Ve Ahmet Yiğitbaşı'na buradan sevgiler saygılar göndermek istiyorum. Esenlik Pet Market'e de hayırlı işler diliyoruz efendim. Evet Esenlik Pet Market. Pet Shop ve Pet Market. Evet ikinci şubesi de var. Telefon numarası da mevcut şu anda yazıyor. Evet görsellerimizi izliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi her türlü malzeme var Esenlik Pet Market'te. Kedi köpek satışı yok, sahiplendiriyor. Aynen sahiplendiriyorlar. Peki sahiplendirmede ne gerekli? Hani nüfusunu alır gibi böyle kimlik, efendim vesikalık muhtardan bir şey istiyorlar yok, mı? Yok, adam olsun yeter. Allah Allah. Yani ama hayvan besleme kadar güzel bir şey yok tabii. Vallahi ben evde besliyorum. Allah Allah, kaç tane? 3 tane. 3 tane. Cinsleri ne? Biri sivrisinek, biri hamam böceği. Bir tane de sokakta bizim köpeğimiz var ama evimizin şeyi gibi aynı hayvanı. Ama sivrisinekten şikayetçiyim. Evet. Çok vızıldıyor geceleri. Çok vızıldıyor. Onun... Akşama kadar düğende vızıltı diyor zaten yeteri kadar. Eve gelip yatana kadar avradın vızıltısını çekiyor. Bir de yatınca sabaha kalkana kadar sivrisineği. İnsan kanıyla besleniyor diye biliyorum. He, o yüzden ben ilgilenmiyorum. Allah. Ben insan değilim. Ben bir meleğim yani o yüzden. Evet, Esenlik Pet Market ve Pet Shop'a ana sponsorumuza teşekkür ediyoruz. Bir diğer Ahmet abi, ne oldu bizim bu şey etler? Yedik gerçekten mi? Yedik. Evet, diğer sponsorumuza geçelim hemen. Sevgili yönetmenimden rica edeyim. Acaba bugün Ahmet abi de Kediler Günü'ne özel bir indirim var mıydı? Evet doğru. Dünya Kediler Günü değil mi? Evet. Evet Akyürek Yüresel Tatlar yeni bir mekan, yeni bir tat, yeni bir lezzetler. Bütün Antek'e burada ciğerim. Allah Allah. Ne arıyorsan var. Yani Antek'e has küflü çökeğinden, peynirinden, sabunundan, zehirden, zalnabut, ağdan afacan hepsi var değil mi? Hepsi var, hepsi var. Oh, oh, oh. Yani envai çeşit ürünler var. Hemen Akaviler Fırını tam karşısında Akyürek Yöresel Tadlar. Kına var mı? Var. İyi ben gidip yaktıracağım. Ne için? He? Ne için? Kına yaktıracağım kendisi, şeye, saçıma. He saçına. Saçıma yaktıracağım, ha, saçı beslesin diye. Ben geçen buradan bir küflü çökelekten... Pekmez ve tuzlu yoğurt aldım. Oh. He. O aldım. Çok da memnun kaldım. Herkese de tavsiye ediyorum. Evet Akyürek yöresel tatlara teşekkür ediyoruz desteklerinden dolayı.
Ve bir diğer sponsorumuza hemen geçelim. Bu haftalık böyle oldu sponsorlarımız. Destek veren tüm sponsorlarımıza bir kere daha teşekkür edelim. Evet, Sözeroğlu Baklava, Şükrü Kanatlı Mahallesi. Baklava değil. Pakleve. Heh, Allah'ını seversen. Antek usulü pakleve. Pakleve abi. Evet. Ve şu anda görsellerini izliyorsunuz ve benim canım çekti yine. Bir şey var mı burada? Efendim? Hani bu çikolatalı paklavi, sütlü paklavi çıkık ya. Var, çökelekli var mı? Bak, yok, çökelekli mi? He, küflü çökelekli paklavi. Minbere vermeyesi ya. Antakya'ya özel. Yani baklavanın içine de mi çökelek koyacaksın? Koy, ne olacak? Ben bir kere köyün efendinin içine koydum. Güzel olmaz. Allah Allah. Yok, çökeleği ayrı yiyin abi. Evet, Sözeroğlu Baklava hemen Akrevler Fırını tam karşısında yine. Akrevler Fırını da burada. Ha, eyvallah o adına. Sen neyse, bütün o caddeye alırsın. 5 ekmek alırız, oradan ödeşirik. Evet, tamam olur. Akın, tamam. Evet, Sözeroğlu Baklava'ya desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bu tadı mutlaka tadın. Ben tattım. Dilime çok güzel. Evet, ben de sürekli alıyorum ve tavsiye ediyoruz. Evet, Sözeroğlu Baklava'ya da teşekkür ettik. Ve son sponsorumuz, desteğini esirgemeyen köfteci Mehmet. Mehmet. Evet, geleneksel köftesiyle, Antakya köftesiyle, yeni mekanıyla, yeni yeriyle. Yeni yeri nerede bırakacağım? Yeni yeri nerede? Eski yerinin orada. Karşısında mı? Eski yerinin hemen karşısında. Hemen İnönü İlk Öğretim Okulu'nun altındaki o pasajın en başında. Yani o mahveli var ya, onun oradan gelirken sağ kolunda ilk düğen. Weiss Köfte, Köfteci Mehmet diye. Şimdi biz eski düğenine geçsek. Evet. Sırtımızı versek. Tamam. Görünmüyor ki. Görürsün. Bravo. Görürsün. Köfteci Mehmet, Weiss Köfte mekanı büyük. Ne köfte? Weiss Köfte. Weiss. Köfteci Mehmet kendi adı. He. Weiss Köfte düğenin adı. He. Arka tarafına da hemen şey yapık. Aile salonu da yapık. Evet. Bu taraf Darolo diye. Darolo diye dedi ki ben artık geniş yerde olmam lazım. Dedik geç arka tarafa böyle. Şey de yaptı orada, aile salonu da yaptı. Köfteci Mehmet'e de buradan teşekkürlerimizi iletiyoruz. Acıttık sanki ha. Biz bu lezzetin tadına çok baktık. Eyvallah. Ve gerçekten emin olun, kefil olmadığımız hiçbir şeyin reklamını burada yapmıyoruz. Muhakkak. Ciğerlerim benim, görmeyeyim acınızı. Muhakkak. Evet, şu anda Doğuş TV'deyiz ve destekleyen, esirgemeyen sponsorlarımızı tanıttık sizlere arkadaşlar. Tekrardan söylüyorum, ana sponsorumuz Esenlik Pet Market, Akyürek Yöresel Tatlar, Sözeroğlu Baklava ve Köfteci Mehmet. Weiss Köfte. Weiss. Weiss Köfte. He. Weiss yani. Biz nereye gidersek. Minhada Weiss yani. Minhada Weiss. Yani. Hada Weiss Aleyhisselam. İnan. Biz nereye kaçarsak kaçak, kurtulamayacağımız bir adam var. Kim? Sence? Fahrettin Aydın. Bak ne yazık. Anca boğazınızı düşünün. Allah'ın acıları. Allah doyurur sizi bes. Bıracığım geçen dedin acıkığım dedin. İki ekmek aldık verdik size. Daha ne yapalım? Evet. Allah'ını seveyim. Ekmek aldım bir daha hani bunun peyniri yok mu diyor. He. Yani şey de yok. Hatta yani ekmekten karnını da doyurmuyor. Yok abi yok. İlla yanına peynir de istiyor. He. Aman. Evet, yorumlarınızı bekliyoruz sevgili izleyenler. İlk programımız. Heyecanlıyız biraz. Doğuş TV'deyiz. Dilek Hanım hoş geldiniz. İyi yayınlar. Canımız istedi abi demiş. Vallahi can istediyse Köfteci Mehmet size bir telefon kadar yakın. Yani. Sakın bizden siz ısmarlayın. Biz yiyek falan yok. Muhabbetine yok, girmeyin. Yok, kabul etmez zaten. Böyle sümdüklükleri kabul etmiyor. Canım. Yok, etmez. Sümdük olmayın. Lütfen rica ediyorum. Bir telefonla getiriyorlar kapınıza kadar. Tam doyurucunuz tabi demiş Fahrettin Aydın. Doyurucu evet. Evet, buramızı paylaşırsanız seviyoruz. Evet, ilk Mustafa'cığım ilk konumuz ne? İlk konumuz zam. Yine mi zam? Yani. Birer sabah uyanak zamdan. Zamsız kalan bir milletin cebinin deliklerinden biri kop... Yok, nasıldı bro? O değil bu ne? O değildi değil mi? O şeydi. Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Evet, aynen. Ama öyle. Şimdi biz de zamla yaşamaya alışmamız lazım. Aynen. Şimdi ben o gün arabadan gidiyorum, bire baktım litreler kalabalık. Allah Allah dedim, niye bu litreler kalabalık böyle? Araca yakıt alacağım, geçtim. Pompacıya dedim, bire abi dedim, ne olur ne bu kalabalık? Dedi ki 12'den sonra dedi zam gelecek. Haydi.
Dedim yani gelmeyek mi daha dedim. Dedi yok gelmeyek. Şaşırdın lan. Ver geri anahtarımı dedim. Ver. Ne için dedi abi. Dedi hani yakıt koyucuduk. Dedim yok. Zam gelmeyekse dedim ben almam. Hiç. Niye dedi. İlla zamlar. Dedim zamsız aldın mı zoruma gidiyor kardeş. Ben abi dedi Allah istem ver şu anahtarı. Program sonrası nerede yemek yok diyor. Sizde. He? Bahrettin abi yani abi, çağırdın da yok mu dedik. Yani size gel yok abi. Şeref duyarık abi. Size gel yok ciğerim abi. Sen artık yenge ne yapılsa. Abdülkadir Tatar hoş geldiniz yayınımıza. Şeref verdiniz. Evet Antakya'mızın güzel insanları, bizi izleyen, şu anda izleyen tüm herkeslere sevgiler, salamlar gönderiyoruz. Salamlar, sucuklar, artık peynirler. Sucuklar gönderiyoruz. Gönderemiyoruz artık çok pahalı olduk. Şöyle bir şey söyleyelim. Gerçekten hayatımızda zam evet. Bayağı bir artık yer aldı. Ama şöyle de bir şey var. %7'lik bir indirim var biliyorsun. Evet. Gıda ürünlerinde. Sadece gıdada mı? Evet şu anda sadece gıdada %7 indirim yapıldı devlet tarafından. Evet. Bu da güzel bir şey aslında. Tabii. Tam da alışmışken aslında çok da gerek yoktu. Yani böyle konuşmak da iyi değil. Madem gerek yoktu, gece yeni bir zamla karşınıza çıkabiliriz yani. Selçuk Bey, hoş geldiniz. İyi yayınlar. Yayladağ Ağzıkara Köyü'nden. Böyle bir gidemedik. Sahyanoğlu ailesinden selamlar olsun inşallah demiş. Hakikaten bir gidemedik ya. Biz de buradan Yayladağ Ağzıkara Köyü'ne, Sayhanoğlu ailesine selamlarımızı evet. gönderiyoruz. Hülya Cansoy, iyi akşamlar yayınlar. Özlettiniz kendinizi demiş. Biz de kendimizi çok özledik ciğerim. Kaynana. Kaynana mı? Bismillahirrahmanirrahim. Eşhedü en la ilahe illallah. Evet buradan bütün kaynanaların ellerinden öpüyorum. Sevgiler, sevgiler. Kaynana deyip geçmeyin. Kaynana önemlidir. Kaynana candır. Kaynana atadır. Kaynanaya ne yapmalı? Elini öpmeli. Ha, o değil mi? Evet %7 indirim geldi fiyatlara. Yukarı doğru yansıdı demiş. Evet. Nasıl? Yok ama niye? Mesela gördüm ben. Mesela peynir 22.95 iken 22.90 olur. Yani bayağı bir indirim yapılmış bence. Yoksa alamayız yani çok zor olur. Çalışın, özellikle 23 çalışın. Yapsalar nasıl? Çalışın biraz. Biraz çalışın. Evet bu zamlar hakkındaki görüşlerinizi alalım sevgili izleyenler. En çok ne etkiledi bizi? Hangi ürün etkiledi bizi? Beni en çok çökelek etkiledi. Duzlu yoğurt etkiledi. Bayağı bir zam geldik. Peynir etkiledi. Peynir de uçuk. Evet. Uçuk uçuk, peynir de uçuk. Kağıt kebabı da yiyemez olduk. O ayrı mesele canım. Ete de zam geldik ya. 6 ayda bir yiyorduk, şimdi artık yılda bir herhalde. Allah alem, kesin. Ama kasabın önünden geçtim ben bakım. Allah Allah. Kafamı çevir bakım valla. Böyle asıklar kene böyle donayı, of. Öyle bir heybetli duru ki. Selamun aleyküm diyorum, kilosuna kadar söylüyor ya Allah. Kaç. Ahmet Yiğitbaşı, hayırlı akşamlar, iyi yayınlar demiş. Esenlik Pet Market ana sponsorumuz, hayırlı sahibi. Hayırlı akşamlar Ahmet abi. Ahmet Bey, anlatmak gerekirse genç, yakışıklı, azimli, dinamik. Evli. 28 Evli. Evli miydi? Bira yengeden sopa mı yedirsin kellemize? He bira. 28,5 yaşında. Yok, 29 oldu. Oldu mu? Doğum günüsü vardı. He. Doğum günüsüne gitti. Buradan Ahmet Yiğitbaşı'na. Sevgiler, saygılar gönderelim. Mustafa Murat Mıdık, hayırlı akşamlar dilerim, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Teşekkürler başkanım. Çökelek tanesi 5 liralık diyor. Daha mı? He valla. Mazot bize yetiyor diyor, aynen öyle. Mazot, gerçekten mazot çok uçtu ya. Abi, genelde benzin uçar. Mazot uçtu. Allah Allah. Ağzını kapatsalardı aslında bir şey olmazdı. Yani uçtu. Yani bence... Uçunca olmadı. Abdurrahman Yıldız... Yeni programınız hayırlı olsun. Çok becerikli bir program yapıyoruz buraya demiş. Şuradan devamını görelim. Başarılar demiş. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Fahrettin Aydın, buraya yemek hazır. Nohut, pilav, turşu. Gelin de gözünüz insanlık görsün. Allah'ın aşkları demiş. Nohut, pilav. tatlı yok mu tatlı? Sadece pilav mı yiyecek şimdi? Nohut. Sulu nohut var ya. He nohut var, pilav var. He nohut. Halbuki pilavın üstüne nohutu olsa da daha iyiydi. Nohutlu pilav olur. He. Bence. İyi, bir şey olmaz. Turşu da varmış. Turşu da varmış, iyi. Ekmek de aldın mı ciğerim? Ağzımızın suyu aktı bre.
Ha valla. Cericik burada program yapıyordu ya. He. O zaman benim içim eriyordu izleyince. Allah Allah. Her bir yemekler yapıyordu. Ama arkadaş, Allah herkese bela koca versin. Yani evli olmasam kesin evlenirdim. Yani kız olsam. Celil'le mi? Yok ne güzel. Gel o, ne güzel yemekler yapık atı. Ama Celil Şef de şimdi Allah var. Abi canım. Hatay'ımızı bütün Türkiye'de. Vezir etti. Şey, vezir etti. Vezir etti. Vezir etti. Evet. Vezir etti. Somun var diyor bak. Ben Halep yerim ciğerim. Onu da gelirken siz getirin diyor. Bir ekmek ne kadar biliyor musun sen? Hiç. Ben zaka suratlıya bak hele. Ekmek alamışık. Bunun hayat pahalılığından haberi. Önceleri böyle yemeği ucuza getirmek için iki tane yumurta kırıp bir ekmek alırdın ya. He. Şimdi döner daha ucuz. Hakikaten bir abi yumurta da fırladı ha. Abi bu... çok dürttüler. Gezen tavuk mu, okuyan tavuk mu, bilmem ne mi? O diyor ki gezen tavuk pahalı. Niye pahalı gezen tavuk? Abi diyor işi gücü yok ya diyor, para lazım gene diyor. He. O yüzden diyor yumurtasını pahalıya satıyor. Bu diyor okuyan tavuk. Bu da diyor okuyor, para lazım. Okuyan tavuk. Bir de okuyan tavuk çıkıyor. Gezen tavuk, okuyan tavuk. Yani çok gezen. Acaba mi diyorum, horoz tavuktan boşandı da nafakayı bizden mi çıkarıyorlar? Olabilir. Halil Uzun Parmak, hayırlı akşamlar, hayırlı uğurlu yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Teşekkürler Halil abi. Mustafa Murat Mıdık, acıktığımı hissettim bir anda demiş. Evet. Ekmek değil bre, tatlı tatlı. He tatlı. He, ekmek daha ucuz kaldı bre. Keşke ekmeği biz alalım. Hemen gördü orada tatlıcı sponsor var. He, Sözeroğlu baklavayı gördü. He. Oradan gelirken sindiklen bir... Sindiklen o. He, aynen. Oldu ciğerim. Yeni yayın döneminde başarılar diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ ol ediyoruz. Başkanım. Çok sağ, teşekkür ederiz. Eksik olmayın. Evet, zamlar gerçekten belimizi büküyor. Bükmüyor değil. Alım gücümüz bir hayli zayıfladı. Ama yapacak bir şey yok. Gezen tavuk yumurtası çok makbule makbule değil. Evinde namusuyla oturan tavuk yumurtası daha iyi demiş. He. Gezo ya. Evet. Çok gezen tavuk ayağında pislik getirir. Pislik getirir değil mi? Bak orada ilk defa aklı başına, yani bir aklı çalıştı. Demek ki kendi o yüzden içeriden çıkmıyor. Yok. Bir de gene diyor ki korku avrattan kılıbık, o yüzden evden çıkmıyor diyor. Bak adam niye gezmediği belli oldu şimdi. Fahrettin abi ekmeğe yok diyorlar, tatlı mı alıcılar demiş. Bak Dilek Hanım ne kadar güzel anlattı bizi. Daha kendi tatlı istiyor. He tatlı alıcılar diyor. Oldu ciğerim, bekle. Hocam şimdi tatlı derken, yemek derken, küplü çökelek derken evet. Bir şöyle yöresel tatlarımıza doğru gidiyoruz. Gidek. Evet. Değil yöresel mi? Tatlarımıza gidelim arkadaşlar. Evet, biliyorsunuz Antakya'mızın bir hayli menüsü zengin. Yani kahvaltısından tutun öğle yemeğine, akşam. Dün ben bir canlı yayın yaptım Instagram'da. Ve diyorlar ki abi saat 12 acıktık. Antakya'da ne yenir? İskenderun'da ne yenir? Valla ciğerim dedim İskenderun'u bilmem ama Antakya'da direkt köfte söylersin. Akşamüstü. İki ekmeğe böyle bol acılı. O. Yani akşam vakti, gece yiyebileceğin şey köfte. Evet Mustafa Bey'i bilmem de Mesut'tan bekleme demiş. He, tatlı alma konusunda. He. Yani evet. Mesut'tan böyle bir şey bekleme demiş. Yani alır diyor yani şey yapar diyor. He. Dilek Hanım. Ama Mustafa'yı bilmiyorum diyor. O alır mı? Yok ben almam. Yani. Neye alacağım? Misafirliğe çağırıyor beni. Erhan Çelik izliyormuş. Fahrettin Aydın, biraz siz sakat mısınız demiş. Çok belli oluyor mu abi buradan? He. Bak hele. Kişi kendinden bilir işi hocam. Evet bravo. Bravo. Erhan Çelik, selam Mesut abi. Belen'den İskenderun'da paça inir demiş. He gece. He. Paça. Murat, Mustafa Murat Mıdık demiş ki kabak tatlısı favorimdir demiş. Yöresel tat derken. Evet. Ama kabak tatlısı tek başına olmaz. Evet. Ona onu böyle tahin dökücüğün. Aynen. Üzerine bir habbede pahalı ama idare et. Biraz böyle bakalım, gel. Bakalım gel bizim bu programı yemek programına çevirek. Allah'ına mı? He. Vallahi olur. Hem karnımız doyar. He. Hem böyle sponsorları şeyden buluruk böyle. Yemekçiden. Yemekçilerden olur. Nasıl? Bir gün aşur, bir gün kaytaz birey, evet. Bir gün oruk. Sıkıştığımız gün... yerde Celil'i ararık. Gel derim bize yardım et. ama bizim soğuk mezelerimiz de meşhur. Ama çok soğuk kışın yenmiyor. Evet. Kışın yani çok soğuk yenmiyor. Soğuk meze kışın yenmiyor. Yazın daha güzel oluyor soğuk evet, mezeler. Evet soğuk adı üstünde ya. Evet. Humus, abuganüç, taratur, cevizli biber, süzme yoğurt.
Ondan sonra ne var? Zeytin salatası, zeytin salatası var. Bir sürü var daha. Gerçi böyle lokantaya gittiğiniz zaman soğuklardan da yok. Diyor sıcak ne yiyeceğiz diyor. Hüş böyle cuhanmıyık biz böyle diyor. Böyle cuhanmıyık biz. Önce zaten gele böyle sıcak sıcak kekikli ekmek. Of. Ondan sonra. İzdihama. Valla millet acıktı ha. Mesut ağzını sil ağzını demiş Fahrettin Hacım. Halil uzun parmak böyle ciğerim canımız bak biliyorum canı çekti. Ya. Herkesin. Ben... Evet konuyu değiştiriyoruz. Ama bak evet. Demiş ki bordo giyimli olan tam sakat öteki yarım sakat. Mustafa Murat Mıdık buraya yeter Allah için acıktık vallahi. Erhan Çelik Belen'e de bekleriz abi sizi tiyatro için demiş. Biz çok mücadele veriyoruz. Siz de o zaman bulunduğunuz bölgedeki yerlere. Belen'de sahne var mı? İskenderun'da var. Belen'de yok diye biliyorum. Belen'de salon var mı Erhan Bey? Salon siz yok de bize destek olabilirsiniz o konuda. Evet. Halil Uzunparmak erkek uşağı ayıklamış. Evet. Evet. Halil abi. Tükür Halil abi. Halil abi bu kahvaltılıkları daha iyi bilir. Evet. Çünkü bir ara. Halil abinin kahvaltılıkları da güzel ama. Evet çok güzeldi. Orijinal böyle. Ama ben kapalı görüyorum hep. Kapattık mı diyor yani? Yok. Kapalı görüyorum hep. Yok. İki sene önce geçtiğimde açıktı. İki sene önce mi? Yani şeyde geçen gün de açıktı. En son iki sene önceyi hatırlıyorum ben. He. Halil abi açıksın hala. Değil mi? Halil Bey'den buradan şey bekliyoruz, cevap bekliyoruz. Ben çünkü 2-3 defa yok, uzun çarşıdan geçerken bazen düğünü kapan. Namaza mı gidiyor acaba? Ya Latif. Bülent Çiftçifli. Değil mi? Mesut Mustafa hoş gelmişsiniz Doğuş'a. İyi yayınlar diliyorum. Toprak Mahsulleri ofisi önünde kuyruk var. Gözüm ucuz vatandaşa bu bilgiyi siz verin istedim. Yoğunluktan dolayı bazı ürünler yok. Hmm. Valiliğin hemen yan tarafında Toprak Mahsulleri ofisi evet. Var ya orada kuyruklar orada var. Orada bayağı bir ucuz şey var. İş yerimi kapattım artık çalışmıyorum. Allah Allah. Bak gördün mü? İyi bırak. Ya ben çünkü görüyorum ben kapalı. Sürekli kapalı. Ben ama dedim acaba emekli oldu böyle kafasına göre mi açıp kapattım? Ben de geçen namaza gidik sandım. Acaba dedim bütün haftayı bir mi kılıyor ne yapıyor? Olabilir. Yani anlamadım. Keşke bilsek devre alırdık bırak. He bak internet üzeri alışveriş yapıyorum diyor. He. Belediye düğün salonu var Belen'de demiş. Olur. Kahtalı mıçıyı da alak gerek görelim. Cumali Yıldız'ı da çağırırız. Olur. Hep beraber. Cumali abinin bir sıra gelirse ekibi var. Hem düğün yapmış oluruz orada hem şey yaparız. Evet zamları konuştuk. Yöresel tatlarımızı daha konuşmaya gerek var mı? Millet acıktı. Ama kaytaz böreği var. Evet. Oruk var. Külçe var. Ondan sonra bele şey var ya şöyle üçgenolu içi kıymalı ne diyor kıymalı börek ama onu Antege semirsek mi olur ne olur? Semirsek. İspanaklı mı? İspanaklısı var bir de onun böyle kıymalısı olur tamana. Burma mı olur ne olur vallahi. Mehmet Dilmeç Altınözü demiş. Altınözü evet. Altınözü'ne geliyoruz 25 Şubat. İnşallah Cuma günü Altınözü'ndeyiz. Evet, Süt Kardeşler adlı oyunumuzla Altınözü ertesi günde 26 Şubat, Cumartesi günü de Yayla Dağı'ndayız. Evet. Mesut Kurt kardeşim, Mustafa kardeşim eve beklerim demiş. İnşallah. Bizi eve çağırın. Tamam. Yani buyurun gelin diyor. Orada kahvaltılık falan var ya. Fahrettin'in yanına gitmeyin diyor. He. Bize gelin biz de yersiniz diyor. Tamam. Olmazsa öyle yaparız ciğerim. Evet, buradan tekrar bilgisini verelim. Altınözü'nde 25 Şubat Cuma günü Altınözü'ndeyiz. 26 Şubat Cumartesi günü de Yayla Dağı'nda Süt evet. Kardeşler adlı oyunla. Oyunumuzda sizlerle birlikte olacağız. Mustafa Kara Yayla Dağı demiş. Evet. Bir gün sonra Yayla Dağı. 25-26. Yörenize, bizi izlemeye gelenler için yörenize özel tatları tatmaya talibiz. Evet, her türlü ikrama açığız. Onu demek istiyorum. Evet, yöresel tatlarımızı anlatmaya gerek yok. Bütün Antekeler zaten bu tatları biliyor. Ve biz gerçekten kendimizi çok şanslı hissediyorum. Bu konuda Hataylı, Antakyalı olmak konusunda gerçekten çok şanslıyız. Tam bir boğaz cennetinde yaşıyoruz. Evet. Antekeden çık, ben aç kalım. Bir de şöyle uygun. Evet. Vallahi uygun. Bir de uygun.
Yani. Bir de şey, bizim insanımız mıdır artık? Bizim insanımız gerçi de. Yani burada aç kaldım ben, karnım doymadı. Benim kız 2 hafta önce Antalya'ya kampa gitti. Evet. Yani daha 11-12 yaşında çocuklar. Arabadan geldiler, orada aradık, nasıl? Dedi her şey çok güzel ama dedi baba doymuyor. Çocuklar, ailelerin hepsinin sıkıntısı o. Alışmışlar çocuklar burada. Evet. Salçalı yemeğe, yağlı yemeğe, orada tuzsuz, yağsız, şeysiz. Fahrettin Aydın, bre sizi avratlarınız kapının önüne koyuk, aç kalıksınız belli. Bir saattir yemek yemek deyip durunuz demiş. Vallahi erkeğin kalbine giden yol madesinden geçer. Halil Bey demiş ki hayırlı oyunlar, Rabbim kolaylıklar versin, güç ve kuvvet versin, başarılar diyorum demiş. Teşekkür ediyoruz Halil abi. Mehmet Dilmeç, ben de en sevdiğim yemek bizim memlekette. Evet. En sevdiği yemek bizim memleketteymiş. Yani bizim memleket gibisi yok ya, vallahi yok. Gerçekten yani ne bileyim. Biz bu konuda çok şanslıyız. Bir de biliyorsun şu anda bir expo hazırlığı var. Evet. Nisan'da başlayacak büyük ihtimalle. Bunların hepsi tanıtılacak tabii. Muhakkak. Yani Hatay'ın bütün güzellikleri ön plana çıkacak. Sadece yemekleri değil aslında. Mozaik bir şehirde yaşamamızın vermiş olduğu avantajlarımız var. Birçok dini barındıran bir tabii, yerde tabii, olmamızın tabii. avantajı var. Bayağı bir şeyimiz var, güzelliğimiz Hocam, var. Baktığın zaman kum sahilimiz var, Samandağ sahilimiz var. Ondan sonra ne, yemek mi geldi? Yok, köfte söyledim de Mehmet'ten. Öyle mi? He, birazdan şimdi. Koy ora dedim ben, tamam abi dedim. Tamam. Mesela dünyanın en uzun sahillerinden biri evet, bizde. Aynen, aynen. Müzemiz var, arkeoloji müzesi. Evet. Değil mi? Evet. Dünyanın en büyük müzelerinden biri. Bir Saint Pierre Kilisesi var. Bir Habibi Necar Camimiz var. Ki Anadolu'da yapılan ilk cami. Yani. Bir Asi Nehrimiz var. Görülmeye değer. Süleyman Akyürek, Mesut Bey yayınlar dilerim demiş. Teşekkür ediyoruz. Fahrettin Aydın Topboğazı'nı geçti mi ben de karnım doymaz demiş. Benimki yok. Adana'ya kadar doyuyor. He. Çünkü buradan giderken yolluk yapıp kendime ama Adana'ya kadar yetiyor. Adana'da bir to. Ondan sonra aç kaldı. Dışarı gideceğimiz zaman buradan külçe, cevizli, bel peynir, meynir. Evet. Daha buradan jandarmaya geçtim mi Karahali'ye yetişmeden acıktık sanki. Böyle daha yeni yola çıktık. Ver hele. Kıcı'ya çıktı mı Belen'in orada Adana otobana girdimin. Ne kaldı yiyecek bir şey yok. Evet, programımızı paylaşırsanız çok seviniriz arkadaşlar. Daha çok kitleye ulaşırız diye düşünüyoruz. biz niye paylaşmadık ki? Ben paylaştım. Allah Allah. Neyse ben. Hocam Hatay'ımızın tanıtımı demişken Hatay'ımızı son yıllarda en güzel tanıtan bir Hatay sporumuz var. Evet. Hemen gerçekten Hatay sporumuza de, geçiş yapıyoruz. Gerçekten de. Evet. tabii ki Hatay'ımız çok iyi tanınıyordu, tanıtılıyordu ama spor ve futbol özellikle tanıtımda bir numara. Evet. Ve şu an bizim tek hedefimiz Hatay Spor olarak bu ligde kalıcı olmak. Kalıcı olacağız inşallah. Ve onu da çok şükür geçen sene de bu sene de gösterdiler. Takımımız gerçekten inişli çıkışlı durumlar olsa da bu şartlarda çok iyi bence. Bence de. Kısıtlı imkanlar. Aynen. Ve yeni. Hiç de ama yeni gibi değil. Şöyle bir sıkıntımız var. Seyirci sıkıntımız var. Ya biraz seyircilerimiz bu bilet fiyatlarına çok takıyor gibime geldi ya. Bence çok uygun fiyatlar. Yani 25 liraya gözünü seveyim. Kale evet. arkası tamam. Gücü yeten maratonda izler. Gücü yeten VIP'de izler. Ama kale arkası 25 lira. Evet. Hani o da çok pahalı değildir. Takımdan beklentimiz yüksekse biz de elimizi taşın altına koymamız lazım. Aynen. Ben mesela kombine almışım. Bu sene hemen hemen her maçına gittim. Sadece bir Rize maçına gidemedim. Kar yağışı. Çok yakıyor mu? Yok. Yani ne kadar geliyor fatura sana? Yani 400-500 arası. 400-500 arası. Hı-hı. Sen aklın yine elektriğe, doğalgaza gitti. Hatay Spor'u konuşuyor. Kombine dedin? He. Kombi o kombi değil. He. Doğalgaz değil. Ya? Yok kombine. Yani mesela
maça gideceksin ya. Tamam. Bir sezonluk biletini tek seferde Tek bilet. Tek bilet. Yıllık. Yıllık ha. Yıllık tamam. Ya da istersen 6 aylık da var. Şimdi doğalgaz faturası i̇şte gelmiş. İşte tamam ben fark ettim onu. Onu sen yatıramadım bu ay. Haklısın sen de haklısın. Şey aklım kombine deyince yok. Direkt kombin. Benim yani doğalgaz fiyatlarına mesela şikayet ediyorlar. He. Ben hiç şikayetçi değilim. Yok ben de değilim. Çünkü ben evde kullanmıyorum doğalgaz. Klima var. Değil mi? Evet. Doğalgazlı değildi. Size çok boru geçmek. Size boru geçmek. Kapının önüne kadar gelik. Geçi mi dedi dedim. Yok. Dur orada. Dur. Burada dedim. Sakın. Sen güzelsin. Sakın geçim deme. Vallahi kere hompalanıp kere valla. Evet. Turnikelerde pasolik okumuyor demiş. Böyle bir sorun var galiba. Erkan Ergüleç. İyi akşamlar. Hayırlı olsun yeni programınız. Güzel insanlar demiş. Teşekkür ederiz. Murat Damar. İyi yayınlar, başarılar dilerim. Kolay gelsin Mustafa kardeşim demiş. Eyvallah, teşekkür ederiz madem. Bunlar bizim sayenizde gündeme getirdiğiniz için teşekkürler. Evet, şimdi az önce yöresel tatlardan bahsetmişken, demiş olduğumuz gibi az önce bizim sponsorumuz var bu programda. Ak Yürek Yöresel Tatlar. Evet. Yönetmenimden rica etsem görsel alabilir miyiz? Şimdi bir Antakya'da bulmak istediğin her şey bu düğende var. Allah Allah. He. Hemen bu eski stadı geç on. Tamam. Beton sana doğru. Eski stad deme içim acıyor. Eyo. Orada bir tane sağda cami var. Tamam Fatih Camisi. He. Camiyi de geç on. Tamam. İki düğen sonra. Sözeroğlu baklava var. He. Onun dibinde. Tamam. Dibinde. He. Bak görsellerde şu anda yayınlanıyor. Yani ne istiyorsun ciğerim? Yöresel tat olarak. Zeytinyağı, nar ekşisi. Var. Biber salçası. Turşu. Turşu mu? Turşu yok mu? Turşu yok herhalde. Evet. Bekmez, tayin. Tayin de kendine çek o ha. Allah Allah. Yoğurdu kendine yap o. Oh. Yumurtayı kendine yok. Getir o. Çiftlikten getir o. yani. Şifalı otlar da var. Sen bak, kuru patlıcandan üç tane ürün aldım. Kuru patlıcandan. Oh. Üç tane ürün aldım. Çok memnun kaldım. O yüzden diyoruz biz memnun kalmadığımız hiçbir şeyin reklamını yapmıyoruz. Yok. Burada. Evet, Ak Yürek Yöresel Tatlara teşekkür ediyoruz desteklerinden dolayı. Demiş. Efendim? Süleyman Ak Yürek beyefendi var demiş. He. Süleyman oranın sahibi. Tamam, o zaman gidelim. Turşu mu? Yok, var dedi. Vara gitti. Vara mı gideceksin? Var diyor. Vara git bakmam gene. Sürkü Çökelek demiş. Çökelek. Evet, Süleyman buradan desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Süleyman Bey'e Ak Yürek Yöresel Tatlara. Turnikelerde pasolik okumuyor demiş Mustafa Başkanım. Evet, telefondan barkod okutma da sene başından bu yana sıkıntı var. Ben pasolik kartımla hiçbir sıkıntı yaşamadım. Evet. Onunla ilgili bir çalışma olduğunu söyledi yöneticiler. İnşallah sezon bittikten sonra halledecekler. Eski stad ile ilgili bir video vardı. Onu yayınlarsanız sevinirim. Çok güzel bir çalışma olmuş. İnsanın gözleri doluyor demiş. Bizim çektiğimiz reklam filmi vardı ya. Oradan, İnşallah haftaya başladık. Yayınlayalım başkanım şu an. Evet zaten bu ilk programımızda öyle sohbet amaçtı. Diğer programlarda video ağırlıklı olacak. Videoların üzerinden yürüyeceğiz. Aynen. Size. Yürüyeceğiz. Size. Ne oldu? Özgürlük tuttu. Tamam hemen gidin şimdi yöresel tatlara. Oradan bir habbe şey alın. Çakşır otu. Kim? ne? Zahter. Zahter alın bir habbe. Bir hafta. Süleyman abim bu arada. Süleyman abim izliyorsa o zaman bizi Özgürye ne iyi geliyor bir karışım. Ada çayı. Hangi adanın? Bizim ada var ya. Borcu ada. Tamam. Aşir Vurgun bizi izliyormuş şu anda. Hoş geldiniz diyoruz. Aşir Vurgun. Tamam da. Aşir. Aşir derler. Bravo böyle isim olmaz ya. Vallahi bak canım Aşir çekti şimdi. Ama bu Aşir. Bu Aşur değil, Aşir. Acaba... Aşur abi valla çok güzel bir ismin var. Milese'ye imlenerek bak odur bence. Cemil Utanç, iyi akşamlar, hayırlı yayınlar. Mustafa Ergüleç, Mesut Kurt, Antakya'da demiş. Teşekkür ederim. Mustafa Murat Mıdık, bu yeni yayın ayak alıştırmak için oldu yani demiş. Evet, bu yeni yayın ilk yayın olduğu için beleş. ikinci yayında sizlere şifre verecek, onu giren izleyin. Evet, selam, hayırlı yayınlar kardeşim demiş Aşir Vurgun. Teşekkür ediyoruz abicim. Selam. Hoş geldin, şeref verdin. Programımızda paylaşırsanız teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum, Allah razı olsun abim demiş. Mustafa abi dün ne gol attın ya demiş Nihat Çağlar. Evet, Nihat
Dün maçımız vardı. He. Ayıptır söylenmezse ben çok iyi atarım bilirsin. Buraya beni de çağır şu maçlara ya. He? Ben seyretmeyi çok seviyorum. Abi bizimki Şampiyonlar Ligi gibi ama. Seyretmeyi seviyorum ben. He gel izle. Dışarıdan yani. Allah Allah. İçeri giremiyorum. Tamam. Bende kalp, böbrek, dalak var. Onlar şişiyor. Abi Nihat da maşallah var ya aynı Ruben Ribeiro gibi. Topu ayağına aldığı zaman var ya öf. Gör kendi. Duran toplara nasıl vurur? Duran toplara senin gibi iyi vuramıyor. ben senin üstün abi ceketin birlikte. Ya, nasıl o frikikten bir tane attım? Abi köre beşten affetmiyorsun. Bes gör kendi. Ya. Bes deliği görsün topu öyle bir sokuyor ki. Tam köşeye çatala. Çatala abi. Ya. En son sene, geçen sene Sümerler'de oynadığımız maçı hatırlıyor musun? Nasıl frikikten tam 90'a. Ama köfteye ilk çıkarttın o maça sen. Kalede kim vardı? Mete. Ya. Mesut abi sokağın çocuklarından ne oynadın? Ya adamsın demiş. Teşekkür ediyoruz. Şey oynadı, rol oynadı değil mi? Rol yaptım. Komiser, baş komiser. Vah. Başkomiser. Ya. Biletli mi maçlar demiş. Şöyle bizde 3 maç usulü bilet satıyoruz halı sahada. Yani bir maçımıza girmek için 3 maçın biletini alıyorsun abi. Yok. Evet hocam Antakya'da trafik diyoruz. Antakya'da trafik. En çok şu anda çilesini çektiğimiz. Hocam toplu taşıma araçlarını tercih edelim. Niye? Trafik sıkışıklığını azaltmak için. Bir de yürüyek yiyor. Ya kimi görsem arabadan ya. Abi yürüyün bir haber. Kışın Antakyalılar yürümez. Allah Allah yazın sanki hepsi çok yürüyorlar. Hepsi şekerler ya, akıtlar ya. Yağmur yakınca ericiler ciğerim. Antakya'nın bir ucundan öbür ucuna git. Vallahi, yürüyerek 20 dakika. Valla Antakya'da bes yağmur yağsın. Bes yağmur yağsın bütün millet Hacı Murat'ın bile çıkarır millet. Trafik sorunumuz kısmet olursa 2050'de aşılacak. Onunla ilgili bir çalışma var. Kaçta? 2050'de. Şey çıkıcı ya bu uçan arabalar. Bir şey kalma ya. Dur bakalım kaç dayık biz? 1950'deyik. 2022. Yok 50'deyik biz. Hangi? Şu an 22 mi? He. 22'de bölesek kısmet olursa yok. 50'de abi uçan arabalar çıkınca yerde araba kalmayacak sonra... ya. Trafik sorunu çözülecek o zaman. Doğru söylüyorum. Tolga Başkan bizi izliyormuş. Hayırlı akşamlar Tolga Başkanım. Evet bende görünmüyor. Nihat Çağlar demiş trafik ki adam çok Onur Akbay'ı tuttu demiş. Daha kötü. Onur Akbay'ı tuttu demiş. Adam Onur Akbay kim ya? Gelsin bak bu adam kimler daha tutuk var ya. Arkadaşlar Onur'dan beni bir tutmayın. Zokmağın çocukları Antek'e çekiyoruz yakında. Deli Atike, Sülük Niyazi, Barbu Süleyman İngesi, Eşek Çismal Avradı, Basaklı Bekkin Avradı, Yorgancı Hava hepsinden beraber başrollerde bu diziyi çekiyoruz. Zokmağın çocukları Antek'e. Nasıl ama? Güzel. Güzel bir dizi oldu. Vallahi çok güzel ama açıklamayacağız tamam bunu. He. Geçen beni gördün mü kalp yarasında? Gördüm. Kimse görmeyek fazla. Yok ben de... Çok kısa geçti çünkü. Seni tanıdığım için böyle dedim böyle Allah Allah bu gözler fırıldak dedim dönü. O da bu hafta final yapıyor. Evet. Bence güzel bir tanıtım oldu yine Antakya Hatay'ın için. Aynen. Ama yani ben istediğim şeyi alamadım. Şöyle... Tamam Antakya'mızı güzel tanıttılar ama o kadar bas bağırdık. Hatay'da, Antakya'da bu işe gönül vermiş oyuncu. Abilerimiz, kardeşlerimiz ya bak, var. Mustafa sen oynadın küçük bir bölüm. Evet. Ben küçük bir bölüm. Ben küçük bir bölüm oynamama rağmen benim sosyal medyamda kıyamet koptu. Bre ben sokağa çıktığım zaman kendi kendimi bir haz zannetmeye başladım. O göre of. Yani düşünsene bu kadar millet yani Antakyalı birini görünce bu kadar Muhakkak. Seviniyorsa... Ya bunları değerlendirmek lazım aslında. Emin ol Antakya'dan 2-3 kişiyi koşsalardı o diziye en aşağı 5 bölüm daha oynardı. Evet. En aşağı ha. Evet. Daha da giderdi. Ama yine de yayında yapımda emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Evet. Buradan o büyük sanatçılar da çok mutlu ayrılıyorlar. Ve şeyi de çok sevdiler. Memleketi de çok sevdiler. Abi sevilmeyecek memleket mi? Aynen. Yemeklerimizi çok sevdiler.
Mesut kardeşim, Fahrettin Aydın'la program yapmanızı rica ederim. Burada güzel insanları görmek istiyor demiş. Fahrettin abi Aydın. Güzel insan diyorum, Fahrettin Aydın diyorum. Bari başka birini söyle yani de ben, tamam diye. Ben de anlamadım. Sen gel. Cemil Utanç, mazot pahalı, arabalar vızır vızır dolaşıyor demiş. Evet, onun için uçan arabalar olduğu zaman onlara mazot gerekmeyeceği. Evet. Balon koyucular onların tepesine. Balondan ben şey diye duydum, güneş enerjisine çalışırmış diye duydum. Ama onlar şey, yani güneşe yaklaşırsa. Öyle mi? Tabii. Çünkü dediler güneş enerjisinden hava kapalı olduğu zaman... Bir arabanın üstüne güneş enerjisi konur mu? Aklına sahip ol. Çöker o araba aşağı. Böyle sakat. Arabanın üstüne mi koyacak yani? Güneş tepede kalışı, onun ışığından havalanırsın sen. He, bre ben de diyorum güneş enerjisinden çalış edince arabanın üstüne depo kaç tonluk su koyacak? Olmaz olmaz. Kapalı havalarda çalışmacı. Allah Allah. Güneş yok ya. Havalanmacı. Peki haydi havalandı. Yolda giderken yağmur yağdın olucu. O zaman işte bir paraşüt falan düşünüyorlardır. Kalp Yarası dizisinde yayınlandı. Yapımda emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler demiş. Biz de teşekkür ediyoruz. Aşir Vurgun, baş tacısın kardeşim demiş. Aşir, aşir. Evet, aşir, aşir. Evet, trafik berbat. Onu hep söylüyoruz. Düzelecek. Bir de ne zaman düzeleceğiz biz? Geçen hafta bir sevgililer günü atlattık arkadaşlar. Allah bir daha başa Allah vermez. Allah bir daha seneye kadar başımıza vermesin böyle bir bela. Çünkü avratlar hediye istiyor ciğerim. Evet. Ben o kadar diyorum ki bu sevgililer günü, karı koca günü değil. Bizim bir evlilik yıl dönümümüz var. O bizim günümüz. Hiç. Yani sevgili günü. O da nasıl bir gün Allah bilir. Aslında bak ciğerim, bu var ya sevgi günüymüştü. Sevgi. Sevgi. Yani bir kuşu seversin, böceği seversin, atı seversin, hayvanı. Ya bu sevgi içinden. Ya ben sevgi, yani seni sevmiyorum diyemedim tabii avrada. Yani bu sevgililer günü oldu sonradan. Tabii aşıklar, maşıklar. Ama iyi ola ha. Niye iyi ola biliyor musun? Çiçekçisi para kazanı. Parfümcüsü para kazanı. Bari bir haber şey ol orada. Abi tamam da. Şimdi bu devlet memurları ne yapıcı? 14'üne koyuklar yani. 15 Şubat yap gene bari. Niye devlet memurlarını hani normalde bayramdan önce yatırırlar ya böyle gün tutmayınca. O günü vermiyorlar. Vermiyorlar mı? 15 Şubat'ta veriyorlar. Evet sevgililer günü. Ne hediye aldın bir yengeme? Valla ben bir şey almam. Daha iyiydi sende. Dedim ya ben karı koca biz sevgili miyik? Ben senin yanında olsam ne yapardım biliyor musun? Sen oğlana vermeyeceğim yakın zamanda. Oğlanın bir eşyasını aladın. Asya işte bu. Hala. Ama kullanma kendini bir tarafa koy. Yazık açılmaz. Şimdi İkisini bıçakla çıkardım aldım. Bari. Dört tane sevgilimi aldım hediye. Biliyorum. Gülnaz'a bir tane aldım. Sibel'e, tamam. Ayşegül'e, evet. Bir de Atike'ye. Atike'den ayrıldık. Yok bre. Bre ben neler kaçırırım. Havacı. Hava mı? Havayı alırsın. Havayı aldım işte. İyi. Havayı aldım. Sen yengem, ben burayı keserim. Sen yengemden başkasına bakabilir miyim bre? Mümkün değil. Hiç. Yani sevginden de korkundan. Evet. Bütün reyhanın üstüne gelirsin. Evet, sevgililer günü. Bu tabii günler bitmiyor arkadaşlar. Bir de kediler günü vardı. Aynen. Yakın bir zamanda. Bir de 17 Şubat. 17 Şubat. Kediler günü diye bir şey çıkarttılar. Daha önceden bunu... var mıydı bu? Yok, ben daha yeni duydum. Ben de yeni duydum çünkü. Ama kim bunu çıkarırsa yanlış çıkarır. Niye? Abi kediler Mart'ta olması lazım. Doğru. Yani 17 Mart deseler. Çünkü kediler Mart'ta rahat durmuyor. Evet. Sesleri bile değişiyor. Böyle normal miyavlayan kedi Mart'ta ne olursa gene. Belki üşüyorlar, soğuk mu olur ama Şubat'ta daha soğuk. Abi Mart ayı kedilerin ayı. Mart ayı dert ayı ya, belki dertten o kediler. Herhalde bak o da olabilir. Yem bulamıyorlar. Olabilir. Esenlik Pet Market'e buradan sesleniyorum. Yem bulamayan bütün kedilere. Ver o zaten. Ver mi? Ver o. Tamam bir daha ver. Veya kedi besleyen fakirlere. Vereceksin ulan. Kedi besleyen fakirlere. He, Allah yardım etsin. Arada bir, arada bir şöyle. Allah rızası için. Şöyle bir habbe. Çok değil. Bir habbe. Uy masum kedilere. Bir besleyen. Çok mu duygusal oldu? Vallahi var ya. Yanımda olsa ben beni duygusal yani. Evet, buradan Ahmet Yiğit başında almış olduk. Esenlik Pet Market ana sponsorumuz sağ olsunlar.
Evet, kediler günü yanlış bir tarih arkadaşlar. Şubat olmaz, Mart olur. Mart ayında kediler bir hayli azgın, kudurmuş oluyorlar. Gözleri camda. Uçan araba olursa millet asla yere inmeyiz. Gerçekten mükemmelsiniz demiş. Yani uçan araba olursa. Allah uçurmasın kimseyi yarabbim. Ama nasıl olur acaba bir abi uçuyor? Düşünsene Antege'de uçan arabalar dolanı. O zaman ineceği yeri nasıl seçici? Ne mesela? Bre Cafer, bre gel çok, bre Ali Göbeğli gel. Bre in. Bre indir beni şuna. Yok bre, zor olur. Çok zor olur. Düşünsene yani. Yani bir de iniş takımlarının çok iyi olması lazım. Sürekli inici çünkü. Bizim milletimiz iki habbelik yola uçan arabadan gider. Biz normal yolda zaten arabalar bizde uçuyor maşallah sağa sola. Evet. Uçan araba olsa. Evet, her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyorsa. Evet, kediler gününde konuştuk ve dediğim gibi önümüzde bir expo etkinliği var. Buradan expo'nun da Hatay'ın tanıtımı için çok çok önemli bir etkinlik olacağına inanıyorum. Ahmet Yetkin bizi izliyormuş, Halil Emre Aydın bizi izliyormuş. Sevgiler, saygılar gönderelim. Ve bu Doğuş TV'deki ilk yayınımızda bizleri yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza buradan sevgiler, saygılar gönderelim. Valla sen kötü öksürün bre. Niye biliyor musun? Kışın hep öksürürüm ben. Allah Allah. Ha, o yüzden yaz gelsin bir an önce. Müslüm Boran Keleş. Güvercinlerden fırsat bulup gelemezler bre ciğerim demiş. Uçan arabalar için söylüyor. Herhalde. Yok, dağ mahallesine çıkmayız o zaman o şeyler. Hüseyin Çubuk bre ciğerim demiş. Evet, bre ciğerim. O zaman Tolga Başkan demiş ki bir şarkı söyler misin demiş. Kediler gününe özel biz de bir şarkı söyleyelim. Evet, söyleyelim. Şakir hocamızın yazdığı, senin de çok güzel seslendirdiğin bir nankör pislik var. Evet, söyleyelim. Kediler gününe özel olsun. Kediler gününe özel. Buradan sevgili mahalledeki kedim Caniye. Evet, ben de evde beslediğim Dipsi ve Bihter'e. Ve dükkanın orada bizi şu an izleyen kediler Layla ve Poya. Evet. Saygılarımızı, sevgilerimizi ve, gönderelim ve şu şarkıyı armağan edelim. O güzel kalemiyle bu şarkıyı besteleyen, yazan, beste değil de yazan diyelim, çeviren. Çeviren. Sevgili hocamız Mehmet Şakir Yıldızbaş. Dört kocalı Hürmüz. Şey yok. O değildi değil mi? O başkaydı. Yok, yedi karılı. Yedi, yok, dört karılı. Dört karılı şey. Şakrotes. Şakrotes. Pist mi dedim? Pist mi dedim? Seni azarladım mı? Çaldın ciğeri gittin. Hay insafsız. Hay vicdansızın kızı haydan kör pislik. Senin anan da bireydi. Ciğer dedin vermedik mi? Her gün süt içirmedik mi? Buzdolabın dertleri, sofradaki yemekleri sana ikram ettirmedik mi? Böğün yine sana aç kalmak düşer. Kasapların etrafında dolanmak düşer. İnşallah ete bakıp bir yerin şişer. Oh 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 oh. Oh bre, yani kediler gününe özel dedik de kediye resmen nasıl bu olmadı yani, evet. Evet, benim dayım da bizi izliyormuş. Mehmet Dilmeç, ete bakar bir yerin şişer demiş. Mehmet Artar, Mesut kardeşim emeklerine sağlık, Artar Medya her zaman sizinle demiş. Artar Medya. Hüseyin Çubuk, seviliyorsunuz iki güzel insan. En büyük Hatay Spor bre ciğerim, Yenicik Fener demiş. İnşallah. Murat Yıldızbaş, dayım bizleri izliyor. Mesutçuk, iyi yayınlar. Mesutçuk, Nevazil olup diyor. Nevazil. Nevazil mi? He. Ne o yani Nevazil? Grip. Grip. He, nezle, nezle yani. Değil mi? Antakya usulü. Antakya usulü Nevazil derlerdi eskiden. Evet, yavaş yavaş programımızın sonuna geldik arkadaşlar. Zaman ne çabuk geçti. Ama biz her cuma sizlerle burada birlikte, Doğuş TV'de birlikte olacağız. Allah izin verirse tabii. İnşallah. Böyle güleceğiz, güldüreceğiz, eğleneceğiz hep beraber. Ana sponsorumuz Esenlik Pet Market'e, Sayın Ahmet Yiğitbaşı'na. Ak Yürek Yöresel Tatlar Süleyman Bey'e, Sözeroğlu Baklava İsmail Bey'e ve Köfteci Mehmet Mehmet'e buradan desteklerinden dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. Sayın Mustafa Ergüleç Hocam.
S'ye diyorum, S'ye. Ha, sayın deyince dedim. Sayın değil mi? Ha, yok. Ne, saymayak o zaman. Ne bu kadar böyle yani kibarlaşın. Bir habbe kibar olarak dedik ben Oğuzcuk Hanım. Evet, Ayşegül hocam. Ali Hira. Tebrik ediyorum, emeğinize sağlık demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katılan herkeslere teşekkür ediyoruz. Sizi izledikçe mutluluk duyuyorum. Sizlere Kıbrıs'tan kucak dolu selamlar. Biz de Kıbrıs'a selamlar demiş. Evet, son sözlerini alalım Mustafa'cığım. Evet, bizleri bugün ilk programımızda yalnız bırakmadığınız için sizlere teşekkür ederiz. Bizlere kapılarını açan Doğuş TV'ye, sevgili başkanımız Mehmet Süper'e teşekkürlerimizi sunuyoruz. Biz her hafta bu saatte, yani saat 19.00'da, yani akşam 7'de burada olacak. Yönetmenim Bekir'i unutma. He? Yönetmenim Bekir'i unutma. Yönetmenim Bekir'e de çok teşekkür ediyorum. Biz her hafta saat 7'de buradayız. Güncel konularla aklınıza takılan sorular olursa lütfen bize yazın. Biz evet. Araştıralım. Size güzel güzel cevaplar bulmaya çalışalım. Hepinize bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Haftaya görüşünceye dek. Allah'a ısmarladık.